Onur, annen senden vazgeçti. Yani şu anda da durumu fırsat bilip seni tahttan indirip Demir'i yerine geçirmeye çalışıyor. Şirkette senin kadar hakkı olması gerekiyor. Benden bu istedim abicim. Artık yeni yönetim kurulu başkanı ben olacağım. Gardiyan! Gardiyan! Gardiyan değil. İnfaz koruma memuru diyeceksin. Ne istiyorsun? Bir telefon açmak istiyorum. İnfaz koruma memuru. Yemek mi? Hayır. Değil. O zaman... hayvan. Değil. O zaman... araç. Hayır. Değil. Tamam. Melisa Hanım mı? Hayır. Onu yazmadınız değil mi? Hayır. Tamam. İnsan mı? Hayır. Sanatla ilgili mi? Evet. Alo. Şebnem benim. Ressamcı. Ressamcı? Ressam mı deniyor? Hayır. O da değil. Tamam. Ya ne olabilir ki? Onur. İyi misin? Değilim. Artık konuşmamızın vakti geldi. Tamam, geliyorum ben o zaman. Ben detayları anlatacağım sana. Tamam. Görüşürüz. Hayrola? Kuryeliğe mi başladın? Sevdim bu halini. Cadılık yakışıyor sana. Sen git bu şirinliği Didem'e yap istersen. Anlaşılan sevgili kocanı ziyarete geldin yine. Evet, bir sakıncası yoksa. Şebnem, bak benim seninle bir derdim yok. Bence evine dön ve bu işlerden uzak dur. Allah Allah. Başka? Merak etme, ben hakkın olanı almanı sağlayacağım. Hakkım olanı almamı sağlayacaksın. Allah Allah. Genetik herhalde ya bu gümüşçülerde. Kibir. Sen kimsin acaba? Şşş, sesini kıs. Unutma, ben de senin gibi sokaklardan geldim. Ve emin ol, ben abime benzemem. Öyle mi? Aynen öyle. Güzel güzel uyarıyorum seni. Al yeğenlerimi çekil. Hem senin istediğin bu değil miydi zaten? Nasıl güveneceğim ben sana? Diyorum ya, benim seninle bir derdim yok. Ha ama yetkileri devralmaya kalkışırsan işler değişir o zaman. Demir geldi yanıma. Hı, gördüm. Yaşayamadığı her şey için düşman olmuş herif bana. Ne oldu, neler anlattı? Yok, onun sırasıymış. Annem onu tercih etmiş filan, yönetim kurulu başkanı olacakmış. Haklıymışsın Şebnem, sen haklıymışsın. Beni de tehdit etti resmen. Ne? Ne oldu, ne yaptı, ne dedi? Öyle atınca tehdit etti işte. Ne dedi o bana? İşte benim seninle sorunum yok, sen kenarı çekil falan dedi yani. Önce ciddiye almayacaktım da
Gördüm o gözlerindeki karanlığı. Nefret dolu olduğu kesin. Ama sen merak etme. Endişelenme. Onu söküp atacağım içimizden. Nasıl yapacaksın Onur? Bak, yardımına ihtiyacım var Şebnem. Şu anda senden başka kimseye güvenemem. Onur yapma Allah aşkına. Bana güvenmediğini ikimiz de biliyoruz. Şu an başka çaren yok. O yüzden böyle söylüyorsun değil mi? Hayır, hayır. İkimizin de arasında kimsenin söküp atamayacağı çok özel bir bağ var Şebnem. Çocuklarımız. Ve ben çocuklarımın annesine güvenmek istiyorum. Evet. Hele çocuklarımın geleceği söz konusuysa. Evet, bak bu olabilir işte. Çünkü onların aleyhinde bir şey yapmayacağımı biliyorsun. Tamam işte, tamam. En azından bu konuda anlaşıyoruz. Dinleyecek misin? Evet, dinliyorum. Ne istiyorsun benden tam olarak? Bak. Demir'in şirketin başına geçmesine engel olmamız lazım. Hele bizi böyle tehdit etmişken. Ve buna engel olmanın tek bir yolu var. Neymiş o? Şirketin başına benim yerime birini geçirmek. Ve o sensin. Ben mi? Evet. Anlamadım. Yani şirketin başına benim geçmemi mi istiyorsun? Seni her şekilde destekleyeceğim ben Şebnem. Bak, en iyi, en becerikli, en güvenilir adamlarım senin yanında olacak. Ben yapabileceğini biliyorum. Başarabileceğini biliyorum. Sana güveniyorum Şebnem. Onur, şunu söyleyip durma. Güvenmediğini ikimiz de biliyoruz. Elinde o görüntüler olmasa sen bana bunu teklif bile etmezsin. Değil mi? Onlara güveniyorsun. Ya ne bekliyorsun Şebnem, sana koşulsuz güvenecek halim yok ya. Hem bunca olup bitenden sonra. Bak, eğer bizi bu beladan kurtarırsan... merak etme, o görüntüleri birlikte yok edeceğiz. Hayır Onur, yapmayacağım. Benden şu an çok büyük bir savaşa girmemi istiyorsun çünkü. Hem de yine bir de tehditle, şantajla. Ne tehdidi, ne şantajı Şebnem? Benim ağzımdan böyle bir şey çıktı mı? Güvenmiyorsun sonuçta bana. Ben de sana güvenmiyorum. Ama bir anlaşma yapacaksak eğer şartlarımız eşit olacak Onurcuğum. O görüntüleri bana vereceksin. Görüntüleri alıp kaçmayacağını nereden bileceğim? Hayatım boyunca beni o görüntülerle tehdit etmeyeceğini ben nereden bileceğim? Yardım etmeyeceksin yani. Öyle mi? Etmeyeceğim. Şebnem. Şebnem tamam. Ne tamam Onurcuğum? Görüntüleri vereceğim sana. Ama senden bir söz istiyorum. Çocuklarımızın üzerine bir söz. Ne sözü istiyorsun? Bak, bu iş bitene kadar, yani bu demir belasından kurtulana kadar... benden ayrılmayacaksın. Bak, eğer beni yarı yolda bırakırsan emin ol demir kazanır. Onur. Çocuklarımızın geleceği buna bağlı. Sen kendi ağzında söylemedin mi? Demir aslında her şeyi istiyor diye. Buna izin veremezsin Şebnem. Çocuklarımız için, onların geleceği için benim yanımda olmaya devam etmen lazım.
Zaten ne yapıyorsam onlar için yapıyorum. Biliyorum. Bu yüzden de bana söz vermen lazım. Bunu şimdi senden duymam gerekiyor. Söz. Tamam, söz veriyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.